Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Direk. Dostlarım bugün çok güzel konular var. Çok güzel konuşmak istediğim, anlatmak istediğim çok büyük bir konu var. Daha önce gene sinek nereden geldi ya? Git. Daha önce yine anlatmadığım konular var dostlar. Öncelikle onları anlatacağım. Videoya geçmeden önce hala abone değilseniz abone olmayı, yorum kısmından yorum yapmayı, Instagram canlı yayınlarıma gelip muhabbet etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim serkan_dereke80. Dostlar hemen videomuza geçelim. Şöyle bugünün konusu ithal kuşların yerli kuşlarla arasındaki farklar nelerdir? İthal kuş alınır mı? Yerli kuş nasıldır? Ne değildir? Nasıldır? Piyasadaki bazı kişiler yanlış tavsiyelerde bulunuyor dostlar. Bilmedikleri için yanlış öneride, yanlış bilgiyi paylaşıyorlar. Şu şekilde ithal kuş nereden gelir? İthal kuş Pakistan, Çekoslovakya, Rusya böyle yerlerden geliyor arkadaşlar. Başka ülkelerden geliyor. Bunlar oradaki üreticilerden de gelenler var. Doğal ortamında doğadan tutulup üretime geçişler de var. Yani ithal deyince illa doğadan tutulmuş olması gerekmiyor. Mesela Suriye'de savaş var. Orada benim akrabalarım var. Kardeşim burada üretici var. İthal istersen getirelim diyor. Ya şu şekilde. İthal olan her kuş doğada yakalanmamıştır arkadaşlar. Öyle bir dünya yok yani. Bunu öncelikle bir kenara yazın. İthal olan kuş illa doğadan yakalanmış değil. Dışarıdaki üreticilerden geliyor. Mesela bizim paramız TL arkadaşlar. Dolar şu an 8,5 TL. 8,5 lira yapıyor yani. 1 dolar 8,5 lira. Amerika'da atıyorum muhabbet kuşu üretimi yok varsayalım. Ne yapıyorum? Burada 50 liraya 60 liraya satacağım kuşu. Oraya gönderiyorum. Kaç dolara? 10 dolara gönderiyorum atıyorum. 10 dolar ne kadar yapıyor? 85 lira yapıyor. Mantık bu. Mesela diğer ülkelerin para birimleri hakkında pek bir bilgim yok. Ama oradaki üreticilerden TL bazında aldıkları için alıp ucuza getirebiliyorlar. Şimdi biraz kötü yönlerinden bahsetmek istiyorum öncelikle. Kasaları var arkadaşlar onların. Kasaların fotoğrafını koyabilirsem şimdi koyacağım. Şimdi görürsünüz. Bu şekilde daracık kasalar var. Oraya nefes alamayacak kadar kuşları koyuyorlar. Dolduruyorlar ya. Mesela şu kafes benim gözümde 5 kuş ideal yani alır. Taşıma kafesi. Gördüğünüz gibi taşıma kafesi. Bunun içine 20 kuş koyun. 10 saat 12 saat yolculuk yaptırın. O kuş nasıl olur? İlk şeyi bu arkadaşlar. Dostlar şimdi şöyle bir şey. Her zaman kötü müdür? Değildir tabii ki. Mesela dış ülkeden geliyor. Kimin getirdiği çok önemli arkadaşlar. Hangi firmanın, hangi şirketin? Şirket çok önemli. Neden? Çünkü bazıları yüksek fiyattan getiriyor, kaliteli getiriyor. Bazıları düşük fiyattan getiriyor, kalitesiz getiriyor. Muhabbet kuşu, bakın. Yerli muhabbet kuşu. Kırmızı göz, Japones, Rainbow, Sultan Papağanı, Sevda Papağanı, Cennet Papağanı, Lacivert Kırmızı Göz, Rutino, Japones yani o da. Aklınıza gelebilecek ne ırk varsa ondan getirebiliyorlar arkadaşlar. Belli bir kar marjıyla. Mesela muhabbet kuşunun ülkeye girişi 47 lira. Pet shoplara girişi 57 lira. Yani ona lira kar ediyor. Şöyle bir şey. Şirket getiren kişi iyi bir iletişim değilse, doğru düzgün gelmediyse o kuştan ayrı çıkmaz. 100 tane kuş getiriyorlar. Örnek veriyorum. Daracık kasaya koyuyorlar. Zaten aldıkları yer genellikle hasta oluyor. Mesela ben dışarıya bir kuş verecek olsam öyle yurt dışına. Kötü olanları seçerim. Aynı mantık. Kötü olanları seçersin. Verirsin adama. Neyse onlar iyisine kötüsüne bakmaz zaten al satın yaptığı için. Götürüyor arkadaşlar veriyor. 100 tane kuş oradan buraya gelene kadar 10 tanesi yolda ölüyor maalesef. 10 tanesi 100 kuşun 90'ı gitti pet shop'a. 10 tanesi pet shop'un elinde ölüyor. Ama pet shop'lar parasını alıyor arkadaşlar ithal kuşu ölünce. Firmayla yaptığı anlaşmaya da bağlı tabii ki. Ölüyor arkadaşlar. 10 tanesi orada öldü. Hastalık zaten yayıldı. Pet shop'taki kuşlara da yayıldı. Ama adamlar alsat yapıyor. Kârı var ki yapıyor yani bu işi. Çünkü bir kuş yani Sultan Papağanı 350-400 liradan aldığını farz et. 400 liradan alıyor ya. 1000 liraya satıyor atıyorum. Daha çok kar ediyor. Yani bir kuş sattığı zaman zaten o ölen kuşun parasını çıkartıyor arkadaşlar otomatikman. Neyse. Konuyu biraz toparlayalım.
80 kuşumuz kaldı arkadaşlar. 10 gelirken öldü, 10 pet shop'ta öldü. Siz bu 80 kuşu aldınız, üretim kuruyorsunuz. Aldınız 80 kuşu, getirdiniz, koydunuz. 10 tanesi 2 gün içerisinde ölür. Bak, kafadan hesap yapıyorum, kesinlikle diyemem. 10 tanesi koydunuz burada ölür. 10 tanesi de bir ay sonra ölsün. 60. Yani siz 80 aldınız, 60 üretiyorsunuz. Bunların ölüm sebebinin %90'ı nedir biliyor musunuz? Hastalık zaten bulaşıyor. Mesela 100 tane, 200 tane kuş koyuyorlar, hastalık zaten. İlk sebebimiz hastalık. İkinci sebebimiz ne biliyor musunuz? Hava şartları arkadaşlar. Bu kuşlar nereden geldi? Kaç derecelik ortamdan kaç derecelik ortama geçti? Bu çok 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 önemli. Yani bu hafife alınacak bir şey değil. Onu gene söylüyorum. Hafife alınacak bir şey değil. Çünkü çok 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 önemli. Hava şartları, nem oranı, ısı oranı. Yani Türkiye'deki gibi değil her taraf. Yani Osmaniye özellikle çok sıcak. Osmaniye'ye yani dışarıdan bir kuş getirmek yani bayağı bir sıkıntı olur. Öncelikle onu söyleyelim. İthal kuş arkadaşlar ürer mi? İthal kuşlar arkadaşlar üremez diye bir durum yok. Muhabbet kuşlarında kısırlaştırma olduğunu biliyorum. Ama sultanlarda üreyip üremediği hakkında bir sıkıntı bilmiyorum ama sultanlar daha pahalı olduğu için arkadaşlar kimseye tavsiye etmem. Yani paranızı boş harcamayın arkadaşlar. Hava şartları özellikle bakın hastalıktan kurtulursunuz bir şekilde. İlaç kullan şey kullan hastalıktan kurtuldu. Hava şartlarına alışması o kadar sıkıntılı ki arkadaşlar yani. Nasıl diyeyim? Ya tabii yaşamadan bilemiyoruz. Ben daha önce almadım onu söyleyeyim. Ama almayı da düşünmüyorum. Bir de arkadaşlar üreticiden almak yani mesela benim gibi birinden aldıysanız nasıl söyleyeyim şimdi üreticiye destek yani mesela Türkiye'nin otomobili var aynı şartlarda desek 1000 lira pahalı desek Türkiye'nin otomobili Türkiye kazansın deyip Türkiye'den almak gerekiyor. Yani vatanını seven birisi arkadaşlar ya bir de zaten şu var Türkiye şartlarında üretici olmak zor. Komşulardan biri şikayet etse, üretici belgen yoksa, pet shop belgen yoksa, alım satım belgen yoksa, biri şikayet etse sesten dolayı bile ya başınız belaya gidiyor arkadaşlar yani. Ya mahkeme uğraşacaksın, bilmem ne yapacaksın. Türkiye'de üretici olmak zor. Üretici belgesi için bin bir türlü şey gerekiyor. Neler sayayım ki yani daha neler diyeyim. Türkiye'de üretici olmak zor. Emin olun arkadaşlar, yemin ediyorum size üreticiye kazandırın. Neden? Ya yazık günah adamlar çünkü kendileri de ithal alabilir. Bak kümesine ithal soğan üreticiler de var. Onu da belirtmek istiyorum. Kümesine ithal sokuyorsun. Yanlış yapıyorsun kardeşim. Sen oradaki seviyeyi düşürtüyorsun. Mesela benim şurada kafeste bu tarafta fazla görünmüyor da salmağımda bak salmağımı biliyor herkes. Videoyu izleyenler zaten bilir. Salmağımdaki bütün kuşlardan hepsi sağlıklı, hepsi uçabilen, hepsinin hiçbir sıkıntısı yok. Böyle kuşlar yani arkadaşlar. Salmada mesela 45 tane kuş varsa, 10 tanesi uçamasa, kanatları olmasa, tüysü olmasa ne olur? Benim kalitem düşer. Yani benim seviyem düşer. Gerek var mı arkadaşlar? Ben buraya ithal kuş aldım. İthal kuş aldım zaten şöyle bir şey. Hastalık zaten bir başladığı zaman önüne biraz zor geçiliyor arkadaşlar. Millet de zaten senin kümesine hastalık girdiği zaman kötü bakıyor. Kötü bakmak da yanlış arkadaşlar. İlaç tavsiye et. Şunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap de. Bilmiyorsan sus. Niye yorum yapıyorsun ki? O adamın zaten başı dertte. İki kuruş kazanayım derken elindeki paralardan oluyor. Yani yazık yine hayvanların da canına yazık. Yani küçük küçük kollere koyup getiriyorlar. Onu yani alan insanda biraz vicdan, biraz merhamet olması lazım arkadaşlar. Yani almayın dostlar. Elin adamına kazandırmayın. Elin gavuru yemesin parayı. Yani biraz Türklere kazandın. Hani tarih boyunca zaten Türkler birbiriyle evlenmediği için, birbiriyle alışveriş yapmadığı için zaten kaybediyor. Kurban olayım yani üreticiye kazandın arkadaşlar. Hak edene kazandın. Bu işi doğru düzgün yapana kazandın ya. Yazık yine ciddi diyorum. Yani altlarını... Ben muhabbet kuşunu neden biraz azaltıp sultana geçiyorum onu da söyleyeyim. Ya dostlar muhabbet kuşu el emeğini karşılıyor. Yani para kazanma yok. El emeği karşılama var. Açık söyleyeyim ben size. Yani dediğim gibi dostlar. Yani yerli üreticiye kazandırın dostlar. Yazık günah ediyorsunuz. Yemin ederim yazık günah. Mesela bak bu mamam ya. Yemin ederim %100 doğal yerli. Mustafa Nida Öztürk zaten. Yapan da Türk. Yani bunu kuran da Türk. Gidip niye elin gavurlarından yurt dışından mama getirttiriyorsun? Niye elin gavurlarından ilaç getirttiriyorsun ya? Yazık günah ya. Hem parana yazık hem yani elin adamı kazanıyor ya. Mesela sana soruyorum. Elinde para var.
O paraya ailenden biri muhtaç, kardeşin muhtaç, bir de elin yavru muhtaç. Hangisine verirsin? Sen Türkiye'ye verirsin ki önce yanındakiler bir şey yapsın, kazansın. Ailenden birine mi kazandırırsın, elin adamına mı kazandırırsın? Dostlar, bizim için bu önemli. Elin adamına niye kazandırıyorum? Ben zaten bak mesela kendimden örnek veriyorum. Benim gibi bir üreticiden alın. Neden? Ya bu adam gecesini gündüzünü katıyor. Benim bir hastalık mesela izleyenlerden WhatsApp grubunda olan da vardır. Hastalık oluyor, yardım etmeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir sıkıntımız oluyor, hemen ilk o koşuyor. Ya böyle düşünün. Böyle yabancıya kazandırmayın arkadaşlar. Dostum da var mesela. Serkan da aynı kuşu satıyor başkasına. Niye başkasından alacaksın? Ama nedir? Serkan'ın sattığı kuş hoşuna gitmiyordur. Alma. Sıkıntı değil. Ama yani gidip elin yavrundan almayın. Yani Türkiye'den alın. Türkiye'den, Türkiye Cumhuriyeti içinden alın. Niye yerli üreticiye destek vermeyip de dışarıdan getirtirenlere, hayvanların canını eziyet edenlere para veriyorsunuz ki? Ölecek kuşa para yatırmayın arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Bir de alıyorsanız, üreticiden bile alsanız yavru alın arkadaşlar. Yavru alın ya. Niye yetişkin alıyorsun ki kardeşim ya? Kafayı mı yedin? Yani sabırsızlık yapan herkes kaybeder arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Özür diliyorum merkezden. Şurada genç arkadaşlarımız da izliyor. Sabırsızlık yaparsanız kaybedersiniz. Sabırsız olmayacaksın sen bu işte. Mesela ne yaparsın? İthal kuşu alırsın, seviyen düşer, kaliten düşer, alışverişin azalır. İthalciler dostun olur, çakallar dostun olur. Neyse. Öyle yani dostlar, ithal kuş yani hava şartları ve sağlık sorunları nedeniyle fazla tercih edilmez. Fiyatları yarı yarıya olmasa da belli miktarda fiyatları yarı yarıya değil de biraz fark var yani fiyatlar arasında. Yerli üreticiden 85 lira mesela muhabbet şu, ithal kuşlar 50-60 lira, ona söyleyeyim arkadaşlar 30 lira bir fark var. İki katı değil yani. Biz burada kar etmiyoruz, emeğimizin karşılığını alıyoruz, özellikle onu belirtmek istiyorum. Instagram canlı yayınıma gelin arkadaşlar, orada da bu konu hakkında görüşebiliriz. Instagram adresim Serkan Abdüreder280. YouTube hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Bilgi verecek kişiler varsa oradan ulaşsın bana. Yani her akşam Instagram Serkan Abdüreder280 hesabından 8.30'da canlı yayınlarız arkadaşlar. Gelenlere çok çok teşekkür ediyorum. Benim videom buraya kadardı arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar. Hala abone değilseniz abone olmayı, görüş önerilerinizi yorum kısmından bildirmeyi unutmayın dostlar. Görüşmek üzere, hayırlı üretimler.